Herkese merhabalar efendim, hoş geldiniz Beyaz TV ekranlarına, Nermin'in Enfes Mutfağı'na efendim. Sağlıklı, keyifli, bol bereketli bir hafta olsun öncelikle. Umarım keyifler yerindedir efendim. Biz de çok enerjik ve çok güzel bir yayına hazırlık yaptık sizler için. Birbirinden farklı tariflerimizin yanı sıra bugün saymakla, anlatmakla bitiremeyeceğimiz efsane hediyelerimiz var. Hemen hediyelerimizin başına geliyorum efendim. Peki, hediyelerimizde neler var? Şöyle bir bakalım efendim. Halil Hoca bana yeter. İyi ki varsın Halil Hoca. Bir de sen olmasan ne yapacağız bilmiyorum. Körler zarlar birbirlerimize ağırlıyoruz burada. Yapacak bir şeyimiz yok. Sucu biraz sitem etti. Efendim şöyle göstereyim. Bu muhteşem kahvaltılık seti. İnanılmaz bir talep gelmiş. 7000 küsür yorumumuz var. Bugün de açıklamıyorum efendim. Yarın açıklayacağım. Belki yayın sonunda açıklayabilirim. O yüzden siz bolca yorum yapmaya devam edin. Hemen yan tarafında inanmayacaksınız ama Serpil koşup gelmelisin bence. Kaldıralım bunları, gel. Gel Canikom. Kaç parça bir kişiye veriyoruz Serpil? Ama Nermo bu arada yana koy. Bu iki tane ama. Bak böyle. Tabii o ikili kullanılıyor. Hem düz hem şey. 7 parça Serpil. 7 parça bir kişiye. Bunu da belki bugün yayın içinde açıklarız. Hem derini hem sığısı. Evet evet, o yüzden bolca yorum istiyorum Serpil. Yetmedi. Yetmedi. Ha. Kıymetli Ahmet Bey'den bunlar. Yetmedi efendim. Nereye gidiyoruz Serpil? Kahve fincanlarına gidiyoruz. Yine altılı kahve fincanının yanı sıra bitki çayı demleyecekleri şöyle bir görmüş olduğunuz üzere. Bir tane fincanı kaldırır mısın Serpil? Şöyle bir demlik ve altılı kahve fincanı veriyorsunuz. Böyle sevdiklerinizle yan yana oturup içiyorsunuz. Ben bak, sana kahve yapacağım böyle. Biraz sonra bunlarda. Yapayım sen mi? Yalan söylüyorsun. Boş getiriyorsun. İç diyorsun. Sunumluk kullan diyorsun. Şaka yapıyorum. Yani. Olur mu? Ben sana yapacağım biraz sonra. Tamam. Tamam. Bak bizimki de aynı kek kalıbından yapışmıyor. Çok güzel biliyor musun? Şimdi bugün. Kullanımı da çok rahat. Evet efendim, gördüğünüz üzere bugün yine bomba hediyelerle gerçekten efsane bir programa hazır mısınız? Bir püf noktaları vereceğim. Bir tanesi Serpil'in cildi için, artık Serpil kilo verdi ve kolajen için onu desteklememiz gerekiyor. Önce kendisine portakallı bir kahve yapacağım. Sonrasında o kahvenin telvesini yüzüne süreceğim. Sonrasında yüzü için pirinçten ve zeytinyağından bir maske yapacağım. Yapacak mıydık onu biz bugün? Yapacağım. Hazırlıklı ol. Ya hazırlıklı ol, yapacağım. Ben bugün sokağa gideceğim, makyajım bozulmasın. Bir şey olmaz. Ve kettle'ın cezve temizliği yapacağız. Kettle'ın içini ve cezveyi temizleyeceğiz. Bugün çok şeyimiz var. Hadi peki yemek ne yapacağız? Yufka keselerinde püreli bir tavuk yapacağız. Sen başla Serpil'im. Hemen akabinde kibrit çöpünden kurabiye yapacağız. İnanılmayacaksınız. Görüntüsü kibrit çöpünü andıracak. Efsane pratik. Kayır kayır kahve yanına, çay yanına portakallı kış kurabiyesi yapıyoruz. Çıtır bir soğan hazırlayacağız ama bu soğanın lezzetiyle görüntüsü bambaşka olacak. Daha önceden bal kabağında bu efsane lezzeti yemediniz iddia ediyorum. Ben çünkü ekranlarda vallahi bir ilk olarak göreceksiniz. Bal kabağı lokması döküyorum. Yanlış duymadınız efendim. Buyur. Bal kabağı lokması döküyorum Serpil. Hazır ballı mısın? Ballı lokma tatlısı diyorsun. Hazır mısın? Ben hep hazırım Nermin. Yine ilklere imza atıyorum. Sabah Özlem lavaboyu tıkamış gene. Aman bizim de bu lavabo derdimiz. Özlem gene lavaboyu tıkamış. Yeni bir püf noktası bulalım. Başka bir lavabo temizleme yapalım. Onu Özlem mi yaptı acaba? Ya zamanında bir arkadaşımız yaptı. Zamanında bir arkadaşımız bu işten çok iyi anlıyor. Uzman. Rating konuğu. Uzman konuğumuz Gülşah Ertürk. Evet, yufka kaselerinde püreli tavuk yapıyoruz. Şu ekranı da bana açarsanız çok sevinirim. 4 adet taze yufka, 1 adet tavuk göğsü, 1 adet kapya biber, 1 adet kuru soğan, 1 adet sivri biber, 3 yemek kaşığı mısır, 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı tereyağı, 4 adet haşlanmış patates, yarım çay bardağı süt, tuz, karabiber efendim. Arkadaşlar monitörü açar mısınız? Neyse ben odaklanamıyorum. Oradan böyle takip ediyorum ya, iyi oluyor evet, bana. Evet, görünce kendini insan. Evet, böyle karanlıkta yürüyorum gibi, değil mi? Birazdan efendim Üsküdar Belediyesi sağ olsun Hilmi Beyciğim. Çok güzel bir çok özel kalemi ile güzel bir hediye geldi. Onu da hiç bilmiyorum, açmadım. Sizlerle yayında açacağım. Beklemede kalın. Birazdan hediye açılımımız var. Bakalım belediye başkanımız ne göndermiş bize. Evet, bu konuda çok nazikler. Sana seni hiç ihmal etmiyorlar. Hiç. Her vallahi sene hediyemiz ben geliyor. Ben şahidim yani. Gülsüm'cüm sağ olsun, onun vesilesiyledir. Gülsüm'ün de emeklerine sağlık.
Şimdi ben burada kaselerimi hazırlayacağım. Evet. Nermin, şu an bir şey merak ettim. Hı. Siz ben yaşlandım mı yani sürekli kahve sürüyorsun yüzüme? Yok canım, ne yaşlandı? Sen gencecik kadınsın. Aşk olsun. Sana yaşlı diyeni ben var ya, alnını karıştırırım. Ha, iyi bari. Yaşlanmadım diyorsun. Öyle bir dünyaya yok. Ne bileyim, sabah bütün gün yaşlı yaşlı deyince. Sana demedim ki ben. Güşa yaşlı dedim. Doğru söylüyorsun. Ha, Güşa dedi. Aman sus şimdi, dilime dolama. Yaşlandın. Sustum, tamam. Şöyle hep bugün Serpil'in yüzünden. Yo yo. Aramızda, aramızda. Yaşlandım. Ne yapalım kardeş? Şöyle. Allah sağlıklı yaşam. Bakın ben bunu böyle yapıyorum. Bu çok portatif oluyor. Güzel çanaklar hazırlayacağız çünkü. Bu çok önemli kesim kısmı. Evet. Bir tane bize gelmişti ya şef. Evet. O aklıma geldi. Ay evet, hatırladım. Hatırladın mı? Evet. Kulaklar için nasıl? Yaşlandın. Oh. Allah'ım yarabbim. Allah ne verir sayılısını versin kardeşim. Güşa, şey sen benim Güşa sayıklıyorum bugün, Allah hayırlı eder. Evet, o da bizi sayıklıyor. Bir tane şey fırça. Fırça. O da bizi sayıklıyor canım benim. Tabii. Şimdi bunu güzelce şöyle yağlıyoruz ki çanaklarımız burada yapışmasın kıymetli izleyenlerim. Çok aktif, enerjik, bol hediyeli bir yayın. Beyaz TV sayfamızda Nermin Nefes Mutfağı'nın gönderisi var. Oraya yorumlarınızı da bırakırsanız belki kahve fincanını bugün oradan tercih edebiliriz diye düşünüyorum. İkişer kat yapacağız bunları. O yüzden yufkayı ikiye katladım. Bakın şöyle pileli pileli gidiyoruz. Bu arada elinizde böyle yağdan ya da tencereden yandıysa şunları nasıl geçireceksiniz, ne süreceksiniz birazdan onu da söyleyeceğim. İz kalmaması için. Bakalım, benim elimde çok derin bir yanık gerçekten. Cuma günü yakmıştım yayında. Bakalım yapacağım bu iksirle Serpil elimin üstündeki yağlardan kurtulabilecek miyiz? Yanıklardan izlerden kurtulabilecek miyiz izlerden? Olur olur inşallah. Bakayım sen ne yapacaksın? Benim de bir şeyim var. Ben kantaron yağı. Yok, kantaron yağı yapmayacağım. Hı. Çok güzel bir püf noktası birazdan vereceğim. Efendim şu çanaklarımızı yapalım da Allah'ın izniyle. Yani bir sürü tarif yapacağız bugün. Bir de bugün biz çok erken güne başladık. Sabah 7'de buluştuk. Benim bu yaşlılarla. Sabah 7'de buluştuk. Çıktık yola. Ama güzeldi bugün bak. Ben severim bu arada günü erken başlamayı, biliyor musun? Tabii. Serpil beni bir aradı. Bizim prenses uyanmamış mı dedi. Hadi dedi. Neredesiniz dedi. Dedim geliyoruz. Bizim prenses uyuyor. Prensesi dedim uyandırayım, geliyor. Evet. Ama prenses erken uyanmıştı. Evet, beni gözlerimi şaşırttı yani. Evet. Ben 9'da gelmedim. 8.30'da geldim. Sen kuafördeydin her zamanki gibi. Şöyle. Yalnız 5 tane yufka niye istediniz onu anlamadım. 4 demiştik ama 5 mi yapmışız? Olur olur Nermin'ciğim. Olur tabii. Tabii, o ara sıra öyle şeyler olur. Şöyle. Son 2 tanesini daha yapıyorum kaselerimin. Ve fırına gönderiyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında. Böyle bildiğiniz çıtır çıtır olana kadar kaseleri pişiriyoruz. Sonrasında bu kaselerin içerisinde öyle lezzetler yapacağız ki Beyaz TV ekranlarında görüntüsüyle ekran şıkır şıkır olacak efendim. Hazırlıklı olun. Bomba bir tarif geliyor şu an efendim sizler için. Ana yemek isteyenlere, görseli yüksek olsun diyenlere gerçekten efsane bir çanaklar hazırladım. Ortasını iyice böyle bastırdım ki güzelce yemeğimizi tutturalım. Evet. Onlara şey de yap yine Nermin, bir böyle pıslat yağda. Evet, üstten de şöyle bir sıkacağım bunları. Ha, böyle kızarsınlar çıtır çıtır. Evet efendim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bana gel, fırına gidiyoruz. Fırına gidiyoruz. Serpil'cim sen ne yapıyorsun? Ne yapayım tatlım, püremi hallettim. Soğanımı evet doğradım. Evet. Mis gibi biberlerimi de ekledim. Evet, çanaklarımızı koyduk. Nar gibi kızarsın. Şöyle 200'e getirdim.
Serpil'e döndüm. Püremi hazırlamış. Püremi sıkma poşet içerisine tuz ve karabiberini koyduktan sonra koyduk. Sütü ve iki küp de tereyağı ekledim. İki küp de tereyağı sütünü ekledik. Yumuşak bir püre yaptım. Burada soğanları ve kapya biberini güzelce doğramış. Evet. Evet. Ay dur deme ya. Sen bu arada çok fena taklit yapıyorsun Nermin. Bu aralar nedense taklit yapma yeteneğim gelişti. Bir fark ettim sanki. Şimdi bakın diyeceksiniz ki tavukları niye önden sotelemediniz? Bunu genelde söylüyorsunuz. Ama ben şahsen ve Serpil de öyle soğanı ve biberi önden karamelize ettikten sonra tavuğu içerisine dahil etmeyi çok seviyoruz açıkçası. O yüzden şöyle tavuğu tereyağları ekledikten sonra içerisine koydum. Çünkü soğan tavuktan sonra girdiğinde istediğimiz o karamelize aromasını vermiyor bir Serpil. Bir de tava yüksek ısıda oluyor. Ben de çok seviyorum. Aynen öyle. Tavayı da yüksek ısıya getiriyorum. Şimdi tozunu, karabiberini koyuyoruz. İki tane mi kalmış yufkamız? Tamam, sen bunları şimdi eve giderken götürüp Ömer'e şey yaparsın ya da Kerem'e. Şu patates püresinden kalırsa patatesli şey gözleme yapayım onlara. Kaşar peyniri koyayım onun içine. Karıştırırsın. Tamam. Sabahleyin çocuğu hemen. Tamam. Ben hep onu düşünerek zaten. Fazla aldın değil mi? Tabii Vedat'a söyledim dedim. Vedat sen al. Allah razı olsun. Maşallah size. Efendim ikinci tarifimiz. Ne yapıyoruz? Geliyordu, hemen geliyordu. Kettle'la yapıyoruz. Tamam, çıkartalım Serpil. Kettle'ı, cezvemizi getir. Kireçlenmiş. Artık yüzüne bakılmayacak. Cezveleriniz, kettle'larınızı hazırlayın. Evdeki malzemelerle efendim. Hanımların yoğun isteği üzerine. Nermin Hanım, bir tane az diyorsunuz. İki tane, üç tane. Ben de diyorum ki elimden geldiğince yemekte yaparım. Kariyerde yaparım. Çocukta yaparım. Oh. Bizim başka kettle'ımız yok mu içeride? Onu getirelim. Ha, onu göstersen daha iyi olur. Tabii. İçerideki. Serpil'im benim ya, yapar o. O yapar. Efendim bakın buraya azıcık salçamı ekliyorum. Burada güzelce salçayı şöyle bir lokma suyla beraber açacağım. Evet, ayırmıştık ama olsun. Ve şu an hazırlanın. Kettle temiz. Ama yok, bir şey takma ki çarpılmayayım. Hayırdır? Zora takacağız onu. Hayatımın anlamı. Gönlümün güzeli. Ben bir bakayım ona annesi. Hayırdır? Ben ona emekçi ayırmıştım. Yok, beni çarpmak istedi de. Sana bir kıyar mıyım ben? Şey onu yapsam Güşra yapar. Güşra mı yaparsa tamam. Onun var bir tane. Yaşayayım. Üç tane çocuğum var. Kankası. Yok, kıyamam. Kıyamam. Neyse, sen de cumartesi hiçbir yere gitmiyorsun. Buradan duyurulur. Gülşah cumartesi günü benimle Ankara'ya gidiyor. O yüzden Gülşah'ı davet etmeyin hiçbir yere. Bakayım, çalışıyorum şimdi. Ben bunu emekliye ayırmıştım. Senin aklına nereden geliyor durup durup böyle? Beraber gidiyoruz biliyor musun? Cumartesi gidiyoruz. Ben kocamı bırakamam. Sarma marma yok. Ben de bırakamam deyip yan cebime koy. Hadi git. Yo, normal durumlarda bırakıyorum biliyorsun. Hangi ara barıştınız? Daha yeni barıştım ben. Hadi hayırlısı olsun aynen abimle. Evet efendim, burada birazcık mısır tanelerini de ekliyorum. Ve Serpil'e bunun üstünü bir tık kapatıp böyle pişirmesinden rica ediyorum. Diğer malzemeler de gelsin. Duyduk ki kettle'ınız pis. Gösterelim. Mesela bizimkisi maşallah. İçinin güzelliğini görüyorsunuz. Ama biz bunu emekliye yumuştuk lütfen. Artık kireç olmuş gerçekten. Malzemeleri alabilir miyim Gülşah? Bir de Serpil senden. Tabii. Bir çay kaşığı karbonat. Yarım adet limon. Ve bir çay kaşığı tuzu yapacağımızı gerçekten sizlerin gözlerinin önünde yapacağız. Ve inanamayacaksınız bunlara. Yani bunlar senin şu ikisi. Eğer kirecimiz bir tık fazlaysa bak. Gideyim öbürünü getireyim. Onda maşallah patlamışsınız. Sağ olun. Cezveniz fazlaysa tuzu bir tık fazla koymanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Cezvede ne yapıyoruz? Şimdi tuzu döküyorum. Bakın. Döktük tuzu. İçinde bir lokma suyumuz var. Bak. Şeyi döktüm. Karbonatı. Sodayı. Limonumuzu sıktık. Yok, az önce koydum, karbonattı. Ve bunu böyle içine atıyorum. Gördünüz mü? Halil hocam ne arıyor?
Tamam, beraber bakıyoruz, ikimiz sığmıyor, ikimiz koca kafalı oluyoruz. Serpil, bir tane daha karbonat lazım. Cezveye de yapacağız ya. Bak bak, gördünüz mü? Şu an efsane bir köpürme var. Görebilirsin şu an, ben kafamı sokmuyorum. Sen de. Sen kapalı kapalı. Sen de, şimdi ben sokuyorum, sen çekil. Bak şöyle limonla ovalıyorum. Eğer şöyle söyleyeyim, birazcık daha tatlım. Eğer ki biraz daha fazlaysa, limon tuzunu kullanmayın. Gerçekten bakın, buradan içiyorsunuz ya, kimyasalları artık turşuya bile koydurmuyorsunuz bana. Kalkıyorsunuz kettle temizlerken limon tuzu kullanıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Allah muhafaza. Bak bu böyle burada beklerken biz şeye geçelim, cezveye. Gel Halil hocam. Bu arada Nermin, ben çok severim kettle temizliği ha. Bak gördünüz mü, evdeki malzemelerle karbonatı döktüm. Tuzu ekliyorum değil mi? Ben de çok seviyorum. Vallahi apır apır. İki dirhem bir çekirdek. Şıkır şıkır oldu. Limonumu da sıktım bunun da içine. Köpürmeye başladı gördüğünüz gibi şekil ağda. Sen temizleyene kadar ben geliyorum yani. O çaydanlıklarınızın içi sararıyor ya, onu da bu yöntemle yapabilirsiniz. Bak. Görüyor musun nasıl söktü? Görüyor musun nasıl söktü? Aman ya Rabbim vallahi. Kaynatacak mıyız onu bir de? Bir de kaynatacağız. Tabii. Tabii. Benim kızlar çok yoruluyor. Onlara kıyamıyorum. Nermin onlara işlere girdi artık. Tamam, onlara kıyamıyorum kızlara. Birazcık ben böyle yıkayayım. Kariyerde yaparım. Püf noktası da yaparım. Ben şeye bir bakayım geleyim. Aman alıyorum Nermin. Onu birazcık kaynatacağız. Nermincim alıyorum bunları. Aa olmuşlar. Al hayatımın anlamı. Şimdi ay, bakın. Çıkmıştır. Ne yapıyoruz şimdi Güşa Hanım? Şöyle fişe koyuyoruz. Burada bak bekle. Bu çok önemli. Bak tuzu koyduk. Yarım limonu sıktık. Karbonatı ekledik. Allah'ın başımızdan eksik etmesin değil mi Serpil? Ay evet. Evet şimdi evet. Serpil fişi takıyor. Beraber çarpılıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sen koy üstünü önce. Kaç oradan Halil Hoca, gel tut hayatım sen. Gel. Gel canım benim. Tut 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 tut. Çarpılmayalım. Yok yok, hiçbir şey olmaz. Ne çıkacak mı? Çarpılmayalım. Tamam. Şimdi burada da aynı şeyi yapıyoruz. Bak. Dur. Ne oldu? Buna da bir lokma su koyayım. Ay cezvemin içine bakar mısınız? Ya ne bir şey oldu. Bak görüyor musun? Bak nasıl beyazladı. Yazıklar olsun, bu makinede bize kahve mi içirdiniz? Bak şunu zeminini gör. Gördünüz mü? Kız kız. Gördünüz mü işte? Nermin görüyor musun bak. Yani şunu söylüyorum. Çaydanlığınızın zemini, üstü, çay kısmı sarardıysa bu işlem. Limon tozu kullanmıyoruz. Yarım limon, karbonat, tuz. Bu kadar. Bu kadar hanımlar. Kahve makinalarımızda mis gibi. Sonra da bak limonu bunun içinden alıyorum, buraya atıyorum. Burada biraz yardımcı olsun. Bunu nasıl açıyor Serpil? Siz içiyorsunuz dur, kahve. Dur. Ben içmiyorum. Sen koydun mu cezvesine? Koydum. Çarpılmazsam iyi. Hadi bismillah. Onu da koydum. Kaynatalım. İçimden geldi. Ama. Söktü mü? Bunu gösterelim. Gösterelim bunu. Bir Halil Hoca bir de ben. Bak. Evet bu kabarıyor. Bu burada kabarsın. Ben geliyorum onu göstereceğim, yıkayacağım. Bir yere kaçtığımı düşünmeyin. Buradayım. Şu yan duvarlarına da gelsin azıcık Nermin. Özlem bal kabağını yaksaydın aşkım. Serpil. Bal kabağını yaksaydınız. Yok kızarttık Nermin. Yakmadınız değil mi? Tabii canım olur mu? Şimdi bunun bir tık daha suyunu çektik mi Serpil bunu dolduracak. Serpil bunu daha fırınlamayacağız. İyice tavuğunu pişiriyorum, bilgin olsun. Tamam. Onu o tarafta ters çevir bence. Tek hamlede daha rahat hareket edersin. Ha, ben gidip onu çevireyim. Ben de geliyorum efendim. Ekranlarda bir ilk. Hiç bal kabağından lokma döktünüz mü? Şimdi Beyaz TV ekranlarında Nermin Nefes Mutfağı'nda dökeceğiz. Birazdan da hediyemi açacağım. Valla sizin gibi meraklıyım. Ben hediye açmayı çok seviyorum. Bir de Üsküdar Belediyesi çok böyle nostaljik şeyler gönderiyor. Bakacağım, çok merak ettim. Bal kabağı lokması için 600 gram fırınlanmış, hafif de güzelce kızartılmış bal kabağı. Siz böyle kızartmayın. Böyle değil. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı toz şeker, yarım çay bardağı süt, yarım çay kaşığı da tarçın aroma vermesi için.
yarım muskat rendesi kullanıyoruz. Çünkü malum tam kış ayı ve muskat gerçekten çok faydalı. Tuz, yeni bahar, bir adet yumurta, kızartmak için ise sıvı yağ. Üzeri için 2-3 yemek kaşığı balımız var. Dur kız, o kaynadı, yeter. Ha, ama annem taşıyor. Tamam, kapattım. Bak gel hocam. Gel. Gel. Bak. Şimdi bunun nasıl, bak görüyor musunuz? Kenarlarının söküldüğünü görüyor musunuz? Şimdi Serp, bak. Ne oldu? Zemine bak. Çıktı mı diyorsun? Zemine bak. Görüyor musunuz? Halil Hoca, görüyor musun? Kafa sallasana, kadın bir soru sordu. Ha. Tamam, görüyorum. Ha. Görüyorum de. De görüyorum. Tabii. De. Ha. Hı. Bak, bu da kabardı. Bak. Aman. Görüyor musun abi? Ay pardon. Zila. Kahve makinesi ne hale gelmiş demiyorsun ki, bu ne olmuş? Dışını nasıl temizleyeceğiz? Aa! Ne diyor? Şöyle bir diyor, dışı tam temizlenmemiş. Dışına tam... Allah'a sen. Halil Hoca. Aa. Sen biraz sonra şimdi görürsün. Şimdi birazdan onu Serpil'e göstereceğiz. Şimdi sen ben görürsün. Bal kabağımı burada. Bakın bir püre haline getirmem ay, gerekiyor. Böyle çok güzel olmuş. Güzelce. Ay nasıl güzel kokuyor, mübarek. Nasıl güzel kokuyor. Bal kabağı döküyoruz efendim. Yesek çocuklarınıza bayılacaksın. Koktu. Çocuklarınız bayılacak. Böyle bir lezzet yemediler. Bakın içerisine bir adet yumurtamı kırıyorum. Bir adet yumurtamı kırdım. Bir rende alabilir miyim Serpicim? Tabii zeytinyağımı tatlı. Döktüm. Sütümü ekledim. Bak burada çok az malzemeyle güzel lezzetler yapıyoruz. Bak muskat. Biraz da buraya atayım mı muskat? Bana vermesen de olur. Buraya tavuk da olur. Güzel oluyor ya. Patates şeyi sever ama. Bakın püreyi kaselerimin içerisine Serpil gibi sıkıyorsunuz. Bu yemeği çok güzel. Efsane bir yemek. Dün sizler için seçtik. Efendim şimdi içerisine kabartma tozumu, şekerimi, tuzumu, karabiberimi, burayı görelim, tarçını ekliyoruz ve unu çok yavaş dengeleyeceğiz. Bakın böyle bir tarif yok. Ekranlarda bir ilk. Şu an yaptığımız patates çanakları da aynı şekilde. Üzerine sote gelecek. Zeminde patates püresi. Bakın bu hamur, lokma hamuru. Balı da üzerine dökeceğiz. Bir su bardağı un koydum ama gerekirse biraz daha ekleyeceğim. Bakın bir kaşık yardımıyla dökeceğim zaten. Ya da Serpil bir şeye koyalım, öyle patates püresini koydum sıkma poşetine. Olur olur, daha güzel olur. Ben şimdi sana bir poşet vereyim. Biraz daha un alır ama aşkım. Mı diyorsun? Bak. Geldim. Çok güzel bir lezzet geliyor efendim Beyaz TV ekranlarında. Bugün kettle'larımızı temizledik. Şimdi içlerini göstereceğiz. Güzelce yıkadıktan sonra. Efendim bir yandan patates çanaklarını yapıyoruz. Ne yaptık? Yufkaları ikişer kat yapıp fırına attık. Zeminde kek kalıbımızı yağladık. Minik muffin kalıpları kullandık biz. Eğer yoksa yufkayı bütün bir şekilde bir kek kalıbının içerisine serip bu yemeği bütün bir şekilde de yapabilirsiniz efendim. Sütlaç kasesinde de güzel oluyor. Sütlaç, yani. Aynen. Cam kaselerde de yapabilirler. Ondan sonra efendim diğer yanda soğanımızı kavurduk, biberimizi kavurduk. Üzerine tavuk etlerini attık. Tavukları da birazcık soteledikten sonra salça devreye girdi. Salçadan sonra baharatları ve tereyağını ekledik. En son aşamada bir lokma su koyduk efendim. Suyu da koyduktan sonra üzerine kapatıp pişmeye aldık. Fırından çanaklar çıktı. Fırından çanaklar çıktı. Üzerine patates püresi sıktık. Şimdi Serpil kaşık yardımıyla tavuğumuzu dolduruyor üzerine. Ben de bir yandan inanılmaz güzel bir lokma dökeceğim. Bal kabaklı bir kış lokması yaptık. Bunun için yine önce kabağımızı fırınladık. Güzelce bir patates ezeceğiyle ezdik. Üzerine yumurtasını, zeytinyağını, sütünü ilave ettik. Kabartma tozunu koyduk. Bir lokma şekeri vardı. Karabiberini, tuzunu ekledik. Ve yeteri miktarda un ilavesi yapıyorum. Bence iyi Serpil. Sence? Geliyor hemen bak. Birazcık cıvık olması daha iyi. Evet daha güzel olur. Bence gayet iyi duruyor. Değil mi?
Ben şimdi sana geliyorum hemen spatula ile yardıma. Çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Ay ay sen benim çanaklarıma bak annesi. Hı. Hı. Sen bunları al Jenny, koy yerleştir doldurduklarımı. Ben de hemen tamam. Doldurmaya devam. Bakar mısınız böyle porsiyonluk garnitür yerine geçebilecek bir tarif de aslında. Ana yemek olarak da yapabilirsiniz. Biz küçük yaptık. Siz isterseniz daha büyük. Bunu bir tık büyük kaselerde de servise hazır hale getirebilirsiniz. Bu aslında dediğim gibi böyle yemek ziyanlığını engelleyebilmek adına yapılan bir tarif. Yağımız burada mı? Yağımız ocağa koyalım bence. Ben koydum. Altını açalım hı-hı. Onu. Hı-hı. Açık tamam süper. Bunu istediğiniz kapta yapın. Biz böyle küçük porsiyonluk yaptık. Siz daha büyük yapın, daha küçük yapın. Şöyle bakın. Değil mi? Nasıl güzel masada. Valla bunun üstüne de böyle bir tane patates püresi sıkasım geldi. Sen. Ha püre şurada. Bak temiz tezgahın üstünde. Hoş olur diye düşündüm. Aslında güzel olabilir. Şöyle. Tabii finalde diyorsun böyle bir yıldız gibi. Bunun içine duy da takabilir izleyicilerimiz. Evet yıldız yıldız. Şöyle. Geldi. Yani patates püreli olduğunu belli etmiş olursunuz. Çok güzel çanaklarım. Bağlandık Serpil. Allah hayırlısı. Bağlandık Serpil. Bakın. Be. Aslında yaşlanacağız Serpil ne yapacaksın? Bugün varız yarın yokuz ölümlü dünya. Şu mudur Nermin'ciğim? Evet evet. Ha? Şöyle üstüne sıkıp. Öbürlerine de yapayım birkaç tane yaptık. İster misin? Şunları. Yok geçelim yemek saat dakikamız kalmadı onu biraz sonra yaparız. Heh. Evet Serpil gel. Geldim hemen geldim. Şöyle açıyoruz. Lokma döküyoruz bal kabaklı. Neler yaptık? Bal kabağımızı fırında önceden güzelce pişirdik. Bir patates ezici yardımıyla güzelce ezdik. İçerisine bir adet yumurtamız. Ondan sonra bir muskat rendimizi yaptık. Ondan sonra efendim tuzunu karabiberini. Ekledik. Bir tutam şekerimiz vardı. Biraz yağımız vardı. Bütün sıvıları güzelce harmanladık. Ununu yedire yedire verdik. İyi değil mi? Bence iyi. Bir kaşık benim. Yardımıyla da dökebilirsiniz ama daha muntazam olmasını istiyorsanız. Çok yaklaşmasana bana uzasın. Bizim için. Gibi böyle bakın. Buzdolabı poşetinde. Niye kızdı? Dur bakayım niye sinirlendi o? Şimdi ben ona sorarım. Valla o niye kızdı ki? Bilmiyorum ki. Biz geleceğiz şimdi bekle. Sinirlendi iyi mi? Evet. Bakın bir kaşık yardımıyla yapabileceğiniz gibi bir buzdolabı poşeti veya bir pastacı torbasına sıkıp krema torbasına koyabilirsiniz. Bunlar efendim sizin tamamen pratik. Evde pratikliğinize, pratik düşüncenize kalmış. Ha buradan şeye gitti ona sinirlendi. Görüyor musun morali bozdu. Dur geldim canımın içi. Biraz orayı biraz açmayınca gelmiyor abi. Naz yapıyor bana. Şu önce küçük yapayım. Bir havayı birazcık ısır. Aynen havasını çıkarım. Tamam. Birazcık daha büyütmemiz lazım. Tamam, sen ona karar ver. Ben şunları alayım ki dağınık Halil Hoca gelince görmesin buraları böyle. Geliyor. Kabın kaşığın içine giriyor. Şimdi bir tık daha yağ koysaydık sankim Serpil. Yo iyidir. Gel makasın suyun içine çal, yağın içine çal Serpil. Rica ederim ya pahalı değil mi? Makası. Şimdi keseceğiz bunu. Aslında bunu biliyorsun değil mi? Şuradan şuraya ip koyunca da oluyor. Kes Serpil. Serpil biraz daha büyütelim. Bu benim istediğim ayar değil. Öyle mi? Hı hı. Ha tamam. Peki. Makas da kessene birazcık da. Dur. Şöyle. Daha yuvarlak olsun istiyorum çünkü. Ama onlar hemen pişer. Haberimiz olsun. Alayım Serpil. Sen de bir yandan çıkar. Dur hemen geldin abi. Şu elime. Kaldı. Tuttum ama. Serpil çabuk. Hay elim ıslak. Öbür olanları çıkartalım. Sen bana ver istersen. Ben keseyim. Sen de olanları bir yandan çıkar. O kadar lezzetli bir şey oluyor ki hanımlar. Kesinlikle bugün deneyin. Bana hak vereceksiniz. Serpil o kızaranları alsın. İyice böyle nar gibi kızartın efendim.
Ay çok güzel koktu. Hı hı. Hepsini böyle bir harmanlasana. Gel gitsin. Bal kabağının o eşsiz rengi. Güzelliğiyle efsane oluyor gerçekten. Nalil Hoca bir şey diyor ya. Ona bir şey söyler misin? Onları al aşkım. Oldular. Hı, dur. Bir topla hepsini al. Hepsini al. Hadi. Keseyim ben de bir hızlı hızlı. Dur. Yalnız ilkokul çocukları gibi Halil Hoca'ya bir şey söyler misin? Evet. Halil Hoca bir rahat dur Allah aşkına. Yani yayın mı yapalım, senle mi uğraşalım? Kulağım oradan söylüyor söylüyor, güldürüyor beni. Muskatın kokusu Serpil. Oh, yandım. Büşra lokma mı dökecek? Tamam. Çok şanslısınız. Büşra herkese lokma dökmez. Güzel lokma mı dökecekmiş Allah'ım? Şuraya gelsen. Halil Hoca sen mi gireceğim ben mi gireceğim, karar verelim kadraja. Sen mi yapıyorsun yemeği, ben mi yapıyorum? Bence yeter Durna. Eğleniyoruz burada biliyor musunuz? Aha, yandım. Bak vallahi bu. Dur sen bir dur. Güzel lokma döktürürsek Umut abi daha giremeyiz. Kahve yap. Ay çok güzel oldu. Sen pilavları al. Al hemen onları aşkım. Dur. Al oldu onlar. Onları aldı. Hemen bunları keselim. Bak ay maşallah ne güzel gözüktüler ya. Çok yakmayın. Zaten yağ kızık. Çok yakmayın. Serpil birazcık yakmak istiyor. Seviyor yani kızarık. Elim yandı. Dur. Bunun peki. Yanına sos yok hocam. İstiyorsan sen yaparsın. Tamam sen birazdan yaparsın sosu. Reklam hocam. Arasında Halil Hoca. Hüseyin Hoca. An şey Nermin ölecek gülmekten. Bir gün Hüseyin kamerayı Hoca'ya tutamıyor. Kamera titriyor sonra derler valla acemi çekemiyor bak karışmam. Aha. Serpil alsana şunları ne bekliyorsun aşkım? Bebeğim kızarsın diye şu an. Şunu silsene yandı oran valla yandı bak. Gitmedim ateş. Ben seni. Nazara geldim bu aralar ellerim yanıyor. Evet ben tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum. Alan der buraya üçümüz birlikte girmeye çalışıyoruz. Hele şu Hüseyin Halil Hoca. Ben ne olacak? Hayır. Ben de görmek istiyorum diyor. Doğru sen de insansın tabii. Vallahi parmağımı yaktım. Dur sen bir dur. Oh hasbinallah ve nimel vekil. Ay ne güzel oldu bu ya mübarek. Mübarek çok güzel ballı oldu. Ballı lokma tatlısı gibi oldu. Vallahi ballı. Bal kabaklı lokma. Aktı da. Oh maşallah. Serpil yakalım ellerimizi. Gel. Bakın o kadar çabuk pişiyor ki. İyice yağ ısındıktan sonra. Serpil sen şunu al. Ben kesivereyim. Tamam. Yalnız buraya feciyi kaptırdık. Yeter. Yeter. Niye gülüyorsun? Halimize bak kız yanık uyanık olduk. Neyse melem yapacağım birazdan. Kocukarı ilacı. Hemen geçiriyor. Efendim dönüşte tamam. Ne yapıyoruz? Portakallı bir kahve yapıyoruz. Serpil'in yüzüne cilt bakımı yapıyoruz. Elimdeki yanıklar için güzel bir krem hazırlıyoruz. Kettle'larımızın bitimlerini göstereceğiz. Güzelce yıkayacağız. Bakın beyazladılar. Birazdan iki tane de çok lezzetli tarifimiz var. Ve bakalım efendim ilk şifremiz gelsin efendim. İlk şifremiz maydanoz. İlk şifremiz maydanoz efendim. Yayın dönüşü bekliyorum hepinize. Hiçbir ayrılmayın. İkinci şifre o zaman gelecek. Kahve fincanlarını açıklıyorum. Beyaz TV'nin sayfasından seçeceğim. Hadi gel lokmamızı döktük hadi. Allah mübarek eylesin. Oh. Ah Serpil ah. Ne oldu? Kettle'larımı bir temizlemişim. Çıkır oldular. Gelin göstereyim. Hı, bak. Pardon kim olalım, demişti kuralım. Olmadı diye. Şekil A. Eski kettle'larınızı yeni kettle olarak değiştiriyoruz. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda Beyaz TV'ye getiriyorsunuz. Eski kettle'larınızı yeni kettle olarak veriyoruz. Biz onu emekliye ayırmıştık ama. Cezvemizi görüyoruz efendim. Cezveleriniz sarardıysa, karardıysa ve artık kullanılmayacak haldeyse yine Beyaz TV'ye getiriyorsunuz.
Biz burada temizliyoruz. Eskici geldi hanım. Biz mi temizliyoruz? Ha, karşılığında da mandal veriyorum. Mandal, gömlek getirin. Gömlekleri de yeni gibi yapıyoruz. Oldu kız, temizledik. Ellerim yandı. Kız da senden kaldı bana ha. Ha, oldu. Şimdi buraya Sayın Nermin Öztürk. Ay çok merak ettim ne göndermiş bakalım. Dila çekiyor musun? Çok otantik şeyler gönderiyor. Sayın Nermin Öztürk. Efendim benim, buyurun. Ay çok güzel bir paket. Hep otantik şeyler gönderiyorlar biliyor musun? Nasıl şeyler? Ya bak, bir de bildim böyle... ama ya bak. Liselerde falan. Aman aman aman. Çok naifçe bir düşünce. Bak böyle keseleri var. Ya kurban olurum, para var. Kesesi. Allah'ım inşallah hep böyle bol olsun. Sana. Bence o telefonluk. Hı. Olsun tersin. Hı. Ya burada da iğne var. Ne bakayım, bakayım. Çok severim ben bunları. Nermin onu. Ama bak. Ne o? Aa yaka iğnesi. Tak 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 tak. Takayım mı? Tabii tak. Tamam. Benim ellerim portakallı şimdi. Takamam burada sana. Da kart yazmış. Ay şunu çok merak ettim. Bu çok güzel bir şeye benziyor. Bismillahirrahmanirrahim. Annemin Kur'an torbası. Ay bakar mısın şey gibi. Şuna bakar mısınız? Bunlar hep el emeği. Ay çok naif. Çok nazikler. Bak. Merak ettim açayım. Düğümlemesi falan da ne güzel. Bakar mısınız? Ay. Aman. Teşekkür ederim. Var olun. Ay 2024 ajandam geldi. Hadi sizin Ermin. Aa bir de masa takvimi göndermişler. Ben geçen sene bunu çok beğenmiştim. 2024. Bak Ocak. Hadi Bismillah'ım. Allah'ım hayırlı uğurlu gelsin inşallah. Bak. Evet. Hilmi Bey de. Çok teşekkür ediyorum. Hepimize Gülsüm Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Bunları kaydet. Kalemim de içinde. Bak güzel güzel. Sağlıklı yazalım inşallah. Teşekkür ettik. Hı. Tamam. Dila kaldır bunları yavrucuğum. Benim için çok önemli. Güzel yerlere koy kızım. Masa takvimimiz kalsın. Gülşah lazım o. Güzel planlar yap. Para kazandır Gülşah. Hadi al kızım. Götür odama yavrucuğum. Hadi. Gülsüm Hanım'la Üsküdar Belediyesi'ni etiketleyeceğiz. Takvimde orada dursun. Gene. Ne yapıyorsun gene? İçine uyuyordum. Ha, insan bir der ki sunucuma. Ben sana bir şey soracağım. Kahveyi limon, portakal suyuyla yapsana. Aynen bu. Limondan halledeceğim. Tamam sen onu yaparken ben giriyorum efendim. Kibrit çöpünden bir kurabiye hazırlıyoruz. Beyaz TV ekranlarında. Şıkır şıkır bir yayın Serpil Onur Oyan'a kadar. 200 gram oda ısısında tereyağımız var. 200 gram pudra şekerimiz var. 1 adet portakal kabuğu rendemiz. 1 adet portakal suyumuz. Yarım çay bardağı tarçın. Yarım çay bardağı kabartma tozu. 1 adet yumurta. Yarım su bardağı mısır nişastası aldığı kadar un. 250 gram bitter çikolata. Dila benim terliğimi ver. Terliğimi ver. Başlayacağım ben bu kırmızı topuklu ayakkabılarımla. Küçükken de o nedir çok severdim ama. Zaten. Tamam aşkım. Çıkıyoruz onlarla. Oh oh oh. Vallahi böyle rahat rahat Serpil. Terliğimi giyeceğim. Tatlım ama giyme. Ben sana söylüyorum. Bak dünyanın Çin işkencesi diyorum ben buna. Ha. Gerçekten. Şu yani ama şunlardan vazgeçemiyoruz. Giyme kardeş giyme. Vallahi bak şu şey Ümmü teyze getirmişti. Ha. En güzeli bak. Dilat şunlar onlar orada. Oh şu ellerimi yıkayayım. Şimdi Nermin bunu portakal suyuyla yapmayayım tatlım. Ne yaptık? İçine uydum. Ben bunu normal suyla yapayım. Kız bu terlik dünyanın en güzel şeyi yemin ederim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Benim ayaklarım rahat etmezse ben hiçbir şeye fokuslanamam. Valla şu an birazcık yere yakın oldum ama olsun. Kendimi böyle alçak hissettim. Şimdi balımızı birazdan dökeceğim lokmalarıma. Kıymetli izleyenlerim. Serpil burada benim malzemelerim bunlar. Şu benim sadece. Ha, şu tereyağı. Bak. O da pudra şekerim falan. Bir şey olmaz onu yapsın o. Kolay zaten. Bu, yapmayayım mı? Un mu? Geliyorum bir dakika. Bunun nişastan ve pudra şekeri. Şöyle. Ne yapalım yetişemeyeceğiz Güçler yani. Sen üstün her şey aynı anda. Evet. Portakal kabuğu limonu. Hem pastam dursun hem karnım doysun. Kabartma tozu. Tarçın. Bu pudra şekerimiz. Evet. Mis gibi. Çok sağ ol Özlemciğim. Portakal suyumuzu koyduk. Ben de bilmiyordum biliyor musun? Limon suyu falan sandım. Ah. Kız destekledi bizi orada. Bak kahvemiz de yapılıyor. Bütün malzemeleri orada koyduk. Aa, şey de mi koyuyorsun içerisine? Portakal suyu 2-3-4 çay kaşığı koyayım.
aroma versin. Böyle mi içeceğiz Serpil? Tabii. Bu yeni gelin sunumuymuş. Tabii. Biz bunu bir kere daha yapmıştık sanki. Aromatik aromatik. Ben buradan bir eldiven alayım canım. Bir tarafta portakallı kurabiyemizi yapıyoruz. Bir tarafta kahvemizi yapıyoruz. Terliklerimizi giydik. Şıkıdık şıkıdık yayın yapıyoruz valla. Oh mis. Bir şey söyleyeyim sana? Dünyanın en rahat şeyi o, biliyor musun? Yırtıldı Serpil. Bu siyah eldivenler ufak sanki. Aşkım sen siyah takma zaten. Niye böyle bir siyah takasım geldi? Pudrasız ya bunlar, çok güzel oluyor. Yakıyorum ben, kahvemizi yapıyorum. Hadi hayatım sen kurabiyelerimizi yap. Tamam. Aromatik kahve yapıyorum sana. Aromatik. Bugün 5 paket almış gelmiş bana canım sucuğum. Aldım valla, dün gördüm indirimde, dedim ki hemen alayım. Ha, al al al. Hemen alayım. Al al, onları stokla. İndirimi vallahi kaçırmadım, hemen aldım. En sevdiğim şey 5 benim paket. De. Dışarıda 40 TL, ben dün buldum 29'a. Mis. Yapımcı dediğim böyle olması lazım. Bir şey söyleme, bu unlu, bu un niye ayrı? Pudra şekeri. Nişasta. Tamam, pardon. Nişasta da bu hamuru kıyır kıyır yapıyor, bilginiz tabii olsun. Şöyle. Oh Allah'ım, sana çok şükür, misafir geliyor mu Nermin? Geliyor geliyor. Bizim biraz misafirimiz hiç eksik olmaz. Kanal kalabalık maşallah. Misafir betiyle bereketi ama. Betiyle bereketiyle geliyor. Kahveleri taşırdın mı? Yo yo, ne taşırmasın Ermin. Dikkat et, hemen taşıverir. Biraz fazla doldurmuşsun. Şunu bırak aşağı, kat taşıyor. Kim taşıyor? Kapat. Kız 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 kız. Nermin şimdi sen benim çay kaşığımla. Biraz ben içerim senin kaşığınla. Bu arada bize onu da söyle. Ay. Ne yaptın adam, geri geri giderken kek kalıpları döktü. Allah ver. Bir taş girdin. Git kırdın. Bunları biz şeyimize vereceğiz. İzleyicilerimize vereceğiz. Git. O da aklı ne yapsın? Evet, yavaş yavaş unumuzu verdik. Kaç kaç kaç. Serpil taşırdın, taşırdın Serpil ya. Ben sana o kadar doldurma dedim aşkım onları. Ya, niye ne olsun dedim Nermi, şöyle hüptürelim dedik. Serpil Arap da doğa, böyle açık açık bırakacaksın. Hı. Benimkinin köpüğünü alma. Yo yo, aromatik kahve yapıyorum sana ben. Serpil bir benmer usulü şunları da eritiverelim bir yandan. Hemen geldim, geldim. Diğer tarifimiz geldim, neydi? Geldim. Birazdan. Hemen çık. Ne yapıyoruz, Gülşah Hanım da uyuyor galiba. Neyse. Ha, çıtır soğanımız var daha. Ne güzel çıtır. Uyuyorsun. Ah. Yoruluyor. Şöyle ya, bakın yoğurdum hamurumu. Yoruldu. Yoruldu tabii, sabah bugün zaten sabah kalktı. Yanımıza da gelmedi şimdi biraz önce reklam arasında. Tabii canım, orada uyudu. Nereye içeride gözünü dinlendirdi. Aşağıda kankaları var. Öyle ya, insanoğlu işte. Kimseyi çok fazla şey yapmayacağım. Sevdik canım dedik, bağrımıza bastık. Eskiden gelirdi stüdyoya, bir böyle talan ederdi, bakardı falan. Gülşah şimdi Hanım diyoruz emsemiyor. Arada aşağıya iniyor, kanka yapmış kendilerine. Olsun. Aman elimin üstü. Ay hamurun yapmış güzelliğine bakar mısınız? Sakız gibi. Portakal kabuğuyla falan vallahi var, çok sakız güzel gibi oldu. Kıyır kıyır bir hamur. Kıyır kıyır kurabiyeler. Bunları kibrit çöpüne nasıl dönüştüreceğiz şimdi? Yok, yemeyeceğim. Yandın mı? Nasıl ya? Ha, oradan ateş geldi künyelerine. Ben sana diyorum takma. Şimdi orijinal altın takıyor ya. Orijinal altın takınca ısınıyor altın. Hepsi imitasyon. Orijinal altınları ısınıyor. Pırlantalar ısındı kankamın. Tamam kanka, kapat. Kaynadı o ya. Oldu zaten. Seni bekliyorum ben. Sen işini bitir. Hayır, onu da içeceğiz. Tabii. Onun şovu o. Güşen. Mesela şimdi izleyicimize vereceğiz ama ben şunu kullansam ne olur bir kerecik? Ha, olur. Altını kullanalım. Şunu bir şekillendirelim. Fırına verelim Serpil'im. Şimdi bana kuru çikolata verdi. Aman çok güzel oldu. Yeni gelin sunumu Nermin. Ay çok sıcaksın. Oh çok güzel oldu. Kız kız dökmeyin bari. Ha. Serpil şimdi ben bu çubukları yapayım hemen. Bir merdane versene bana. Biz onu ikiye bölelim zaten. Üçe böleceğim. Aha. Biz bir parçasını kullanalım.
Aynen. Şöyle bir. Şunu kullanayım. İzleyicimi oyalamayayım. Bak, şöyle, bunu şöyle. Sonra küçük misket kurabiye yapar Özlem uğraşmazsa. Bir merdane de alayım. Ay. Al çocuk. Pişirme kağıdıyla mı yapsaydık daha mı? Yok ben şey yaptım. Ha öyle kalkıyor zaten. Bakın şöyle çok şey yapmayacağım. Şöyle bir kahve yaptık. Kahvemiz çok güzel oldu. Ben onu evde yapayım Serpil'e kurabiye hamuru güzel oldu. Daha şey açsa mıydık biraz? Tombik mi oldular senin? Olsun. Nasıl olsa elimizde var. Yapışmasın korkuyorum. Yok yapışmasın hiçbir şey olmuyor. Hiç. Ne kadar bizim senin yaptıkların var? Bu boy. Aha direkt kes o boyda aldım. Tamam. Bir. İki. Üç. Bakın. Dört. Beş. Bayağı çıkıyor. Altı. Yedi. Sekiz. Bak baksana güzel oldular. Bir tepsi yaptım. Ve tepsiyi versene. Geldi. Bence bunu atmayalım tepsiye. Fırında pişmesin. Nasıl hazır olanları sen bana ver. Hepsini bir pişiririz yaptıktan sonra. Hazır olanları çıkarsan aşkım. Gel. Şimdi ben sana. Bunları böyle tepsiye dizeceğiz. Hepsini. Tatım. Bakın böyle tepsiden çıkaracağız. Böyle hazır olmuş olacak gördüğünüz gibi. Şimdi şurayı senin elinin altına alayım. Bu arkadaşları şimdi burada benmaru usulü erittiğimiz çikolata ile buluşturacağız. Ama bir tane bize pişirme kağıdı lazım değil mi Serpil? Tabii şey için daha rahat hareket ederiz. Batırdıklarımızı. Yok Serpil'in hiçbir şey yerinde durmuyor. Hayırlı olsun. Ne oldu? Yok. Aa nereye gitmiş o? Yok hayırlı olsun. Şimdi kibrit çöpü dedik ya. Bakar mısınız? Hakikaten benzemiyor mu? Bak. Ben onu sana hafif yumultayım daha rahat hareket et ister misin? Ne yapacağım? Şunu derinleştireyim. Şöyle yumuk tutalım. Çok erimediği için ben sulu yerinden alıyorum. Şöyle yapayım sana. Şöyle buradan Serpil orayı temizleyene kadar. Bakın bu kadar. Bunları dolaba 2 dakika atın ya da soğuk bir balkonunuz varsa balkona koyun. Mutfak kibrit balkonu. Çöpleriniz anında hazır. Kahvenin yanına, böyle çayın yanına eşlik edebilecek. Güzel. Bir marda yol burada. Arkadaş. Ha. Harika bir lezzet. Ona hamuru koyuyorsun ben. Böyle çizeceğiz ya. Biraz derin şöyle yapsana buralarına kadar gelsene. Çok batırmayayım dedim kibrit çöpü gibi olsun. Öyle istiyorsan batırırım. Kibritçi ya. Kızın kibritleri gibi. Ha üstünden şey de mi yapalım diyorsun? Tabii bir çiziktirelim. Çiziktirelim. Tamam. Ama bunun önce soğuması lazım çiziktirmem için. Şimdi, evet. Finale ben biraz kendim ayıracağım çikolata. Hı. Zaten şurada. Kalacak. Hı. Ben gideyim şeylerimi getireyim Nermin. Öbür malzemelerimizi getirelim. Tabii. Bunları sana veririm. Ben diğer tarifime geçerim. Kahveyi yarına bırakalım. Serpil'in yüzüne süreceğimiz kısmı. Bugün hadi gezmesi varmış. Soğanları Serpil bana piyazlık doğrasın. Ben hemen başlıyorum. Ah kurban olayım. Elin ne kötü oldu ha. Neyim? Elin. Her yerim yandı zaten ya. Baba niye böyle oldum? Bak bin ben bölümdür, dedim burayı yaktım. Bin bölümdür. Valla yayın yapıyoruz ilk defa. Kimin ağını alayım ya? Hiç öyle ahla mahla işimiz olmaz Serpil'le bizim. Ne diyor kız? Kimin ağını aldınız diyor. Yükü mü? Cumartesi günü gideceğin kişinin olabilir mi? Öyle değil mi? Cumartesi Ankara'ya gidiyoruz. Oturduğun yerde. Allah'ım bitmesin.
etmesin. Kız bu valla böyle insan stres atar burada bir ya. Gerçekten yapın böyle hanımlar. Çok iyi. Bak. Valla. Ah mis. Yapın yapın yiyin. Sonra çok kilo vermekle uğraşacağız. Keyifli bir kurabiye. Enerji. Yo Serpil bana soğanları yapacak. Ben sonra geçeceğim oraya. Ocağımızın altını yakalım mı? Son dakikalarmış çünkü. Ya. Gelmişiz ayol. Kız nasıl maşallah akıyor gidiyor yayınımız ya. Ömürden de gidiyor Nermin. Valla akıyor gidiyor yayın. İzleyicimiz ondan süreyi uzatın diyorlar. Az diyorlar Serpil. Ha? Süreyi uzatmaz mısınız diyorlar. İster misin bir saat daha uzasın? Böyle iyiydik biz be. Serpil. Benim kışımdan yiyorsun. Ben de seninkinden yemiyorum. Ne yapacağız şimdi? O benim tercihimden. Ben yerim. O da senin. Bu izleyicilerimiz neden bazen? Özellikle birkaç tanesi böyle şeyler. Ay benim sevgi. Sevgi pıtırcı. Evet. Hı. Ne yapıyoruz efendim? Piyazlık doğruyoruz soğanları. Tık 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 tık. Böyle incecik. Kibrit çöplerimiz hazır. Bir yandan da tavamın altını açıyorum. Bir dakika, buzluğa atalım onu. Şöyle. Hemen çıtır tarif gelsin efendim, ekranlar şenlensin. Söylüyorum efendim, bir şişe maden suyu, yanlış duymadınız. Bir su bardağı un, tuz, pul biber, karabiber, kimyon. Bir paket kabartma tozu, 2-3 adet kuru soğan, kızartmak için ise sıvı yağ. Peki bal kabağının şöleni? Bakın, bakın efendim. Beyaz TV ekranlarında ballı lokma tatlısı yaptık. Aman hadi hayırlısı. Şöyle balımızı da gezdirdik. Serpil dedi ki azıcık dedi susam atalım dedi. Dedim ki seni mi kıracağım Serpil dedim. Bakar mısınız bu tatlı bir başka güzel, başka bir görsel oldu. Herkes denesin efendim. Sunumlarımız yıkılıyor. Evet bütün çeyizimi evden getirdiğim doğrudur. Serpil maşallah 3 tane soğan. Zorunuz ne? Bir tane ailecek daha yeriz dedik Nermin. Ailecek evet birazcık yağma aldım. Aile çekiyoruz. Ay ağlayacağım şimdi. Bir tane daha yap yeter benim için. Ben de hepsini koymayayım. Evet vallahi yağım kızıyor. Yani şu yan yana paylaşalım mı seninle burayı? Tamam senin sosların. Şimdi alayım ben sizi böyle. Efendim bakın soğan. Bildiğiniz piyazlık. Ay. Yaşlandım ben Ermen. Bunlar da senin. Pul biber, kakao, tuz, kimyon. Yaşlandım be Serpil. O Gülşah. Bunu bizden başka kimse bilmiyor. O Gülşah. Gülşah be, yaşlandım. Gözümden yaş. Yaşlandın Gülşah. Ay Halil Hoca var ya bu Serpil beni mahvetti. Baksana. Ama ne uzun zamandır böyle ağlamadım. Yaşlandım be Gülşah. Ağlıyoruz gülüyor adam. Ha, niye gülüyorsun? Bak bak soda köpür. Oh 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 maşallah. Soda köpürüyor. Ben daha da çalışmıyorum ben. Özlem ne vardı bunları yayın öncesi piyazlık doğruyaydın. Ah kurbanım yaşlandın ha. Ağlama. Vallahi geliyor. Ben tutamıyorum. Ağlama mı diyor? Dur ben sana vereceğim şu peçete. Hayattaki şansı. Gülşah kulağıma konuşuyor. Başka biri konuşabilir. Kadın duygulandı. Gözüm. Ne soğanmış be. Vallahi billahi. Adı soğan kıraç almaz mıydı? Patlıcan mıydı? Patlıcan da nerede? Hep o Gülşah var ya. Hep o Gülşah. Yaşlandı ama. Koyma da. Aç da. Ah. Bak kaldır yukarı götürür. Yıkıl bak. Nermin bir bana bakar mısın? Böyle bak. Hocanın da derdi soğan. Ben ağlıyorum burada. Yukarı bak. Ah, kurban
Olmasınlar. Makyajımı çıkardın sen. Yok, çıkarmadım. Oo, bir kilo sürmüştü zaten. Ha, gitti. Oh. Bak böyle yapıyoruz bunu canlarım ballarım. Oh, işte böyle. Ağladı, iyi mi? Özlem bir daha bunları hazırlıyorsun Özlem. Böyle bak. Bunun görseli bu canlarım. Bir dakika daha istiyorum. Bir sadece göstereceğim. Yani bir dakika istemiyorum. Atıyorum. Dur atıyorum. Şimdi bunlar böyle ya bak. Bunlar çok çabuk karamelize olduğu için nacizane bak. Yağda sıcak ya hemen çevirir. Yakmayın çünkü böyle altın rengi soğanlarımız olsun. Tamam mı? Şimdi efendim ikinci şifreyi de söylüyorum. Üçüncü reklam dönüşü fincanları açıklayacağım. Fincanlar için de gidiyorsunuz Beyaz TV'ye yorum yapıyorsunuz. İkinci şifrede çikolata. İkinci şifrede çikolata. Allah ağlatmasın. Amin. Öyle ilk şifreyi vermiştim. Dönüşte ikinciyi de üçüncüyü de verip açıklayacağız efendim. Biz bir gidiyoruz. Kısa bir araya hiç bir ayrılmayın. Buradayız. Burada kapatacağız efendim. Bir yere ayrılmayın. Geliyoruz. Ne ağladık sen? Ne ağladık? Onu sen çok istedin. Ben ne bileyim soğanın, acı soğanın kırağı çalmayacağını. Kapatacağım da onu. Olsun ben soğanımı uyarladım. Özlem insan bunu da sonucum ağlamasın, makyajı akmasın. Hiç aynaya da bakmadım. Zaten bütün makyajımız da sildi gerçi. Değil mi? Efendim ne yaptık? Görüyorsunuz ortada. Vallahi yoruldum. İki tane noktası yaptık. Bir tane yaptık. Kettle'ı temizledik, cezveyi temizledik. Sonrasında efendim portakallı kahve yaptık. İki tane tabii portakallı kahvenin telfesini yüzüne sürecektik ama o yarına kaldı. Hiçbir ayrılmayın siz. Soğan, çok güzel çıtır soğanlar hazırladık. Burada kibrit çöpleri yaptık. Bakar mısınız dolaba attık. Hemen önde çok güzel bal kabaklı bir lokma tatlısı. Ve tabii ki ana yemeğimiz efendim kaselerde tavuk sose yaptık. Efsane görseliyle bugün yine Beyaz TV yıkılıyor. Kim kazandı fincanı? Gülşah Hanım. Neriman Cömert. Genelde bana Neriman diyorlar zaten. Beyaz TV sayfasından yorumu seçtik. Dila şimdi paylaşıyor. Neriman Cömert hanımefendi bu güzel kahve fincanla, çaydanla demliği kazandı. Güzel hediyeler geliyor efendim. Bizden ayrılmayın. Beyaz TV'de Nermin Nefes Mutfağı'nda. Ve bizimle beraber kalın efendim. Ellerinize sağlık Serpil Hanımcığım. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur. Soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bu gibi güzel geçsin. Yarın aynı saatte bekliyorum.